Evet sevgili Spor Toto severler, 37. hafta Spor Toto Bülteni ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Geçen hafta baktığımız zaman 15 bilen 162 kişi var. Çünkü çok fazla sürpriz çıkmadı ve bunun karşılığında 162 kişi bildi. Ortalama 14 bin lira, 13-14 bin lira civarında para aldılar. Ve onun dışında 14 bilen 4600 kişi 300 liraya yakın. 13 bilen de 49 bin kişi 25 lira civarında. 12 bilen de 285 bin kişi 5-6 lira 7 lira neyse işte aldılar. Biz ne yapmıştık şöyle bir baktığımız zaman tabii bir sürprizlere gittik. Sonuçta burada sürpriz çıkmazsa gördüğünüz gibi yüzlerce insan biliyor. Yine 15 bilen arkadaşlarımız var, ulaştılar. Tebrik ediyoruz. Beni bazı maçlarda dinlememişler, sürprize gitmemişler. Hatta benim yönetmenim bile hani futboldan anlar da öyle iddiadan Toto'dan pek anlamaz. O bile yapmış bir tane 32 liralık kuponuyla ve sadece iki maçtan yatmış. O da Başakşehir beraberliği ve Hatay galibiyetinden yatmış. Ama bütçe olmadığı için tabii Hatay'a ben 1-2 gittiydim ama yönetmenim bile 32 liraya 57 lira yatmış. Hatta kombinler biliyorsunuz onun farklı oluyor. Yatırdığınız para çifte şansla mı bildiniz filan falan. 13'ün içinde 12 var filan falan. O şekilde 57 lira kazanmış. Yönetmeni bir de buradan tebrik ediyorum. O bile yani bu hafta hani o bile değişimin sebebini anladınız yani. O bile 13 kazanmış. Nasıl bildin diyorum. Ben diyor montaj sırasında seni dinledim diyor. Genelde montajda beni dinlemez o. Beni dinlemiş. Kendi fikirlerini de katmış. Gayet güzel. Biz tabii yine 10 maçta mı ne yardımcı olabildik sizlere. Şöyle baktığımız zaman. Mesela yine kaç tane beraberlik var? Bültende sadece 2 beraberlik var. Onun da birini bilmişiz, birini bilememişiz. Ya biz strateji yaptık tabii. Trabzon kazanabilir. Normal sonuç isteyen gidebilir dedik. Ama ben sürpriz arayacağım. Gençler birine gideceğiz dedik. Olmadı. Ankara Gücü Alanya'da tabii ki Alanya favori kazanabilir ama sürpriz arayalım Ankara Gücü'ne gidelim dedik. 1-0 dedik olmadı. Rize Başakşehir'e ulan birer puana razı gelirler dedik. 0 çektik o da olmadı. Baktığımızda Juventus Inter'de de hani Juventus'u sen hatta çok iyi hatırlıyorum yine Juventus alır geçir diyenler alsınlar ama ben sürpriz açısından 0 ve 2'ye gitmiştim dedim. Onun dışında Roma Lazio maçı derken yine en azından 9-10 maçta faydalı olmaya çalışmışız. Dediğim gibi benim bu kadar 9-10'larda 11'de kalmalarım hiç sorun değil. Çünkü gelecekse böyle gelsin mantığındayım. Toto'yu çok iyi bilenler biliyorlar, anlıyorlar beni. Öbür türlü gidip de bu kadar düşük miktarda yüksek misli oynayıp da kazanmaktansa sürprizler çıksın ki ben onu yazayım şeklinde Toto'nun mantığı biliyorsunuz. Ve bu bültende de yine ihtiyacı olanlara göre ayrı bir strateji yaptım. Sürpriz aranabilecek maçlarda sürpriz aradım ve 5-6 tane maçta böyle oynanma yüzdesi düşük olan ve inşallah onların geleceğini düşündüğüm, inşallah gelirse güzel para verir zaten, gelmezse bütün favoriler gelirse yine az verir ve çok bilen olur. Hemen tercihlerimize geçelim. Tabii hafta içi oynanacak mücadeleler de var. Biz iş yoğunluğumuza göre biliyorsunuz genelde salı çarşamba günleri çekebiliyoruz ve bu maçların bazıları kupa maçı olduğu için veya o ilk maçlar ikinci maçları etkilemeyeceği için yani şu bültendeki maçları etkilemeyeceği için hani orada kazanım diye burada kaybetsem de olur ya da onu kaybedince bunu kazanmam lazım hepsini göz önüne alacağız. Her neyse hemen direkt maçlara geçelim. Bu arada ilk maç 22 Mayıs günü oynanacak. Bültende İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan maçlar var. 22 Mayıs'ta cumartesi günü ilk maç 16.30'da oynanacak ve Almanya'da bu 3 maçta ve Toto bültenindeki son 3 maç öncelikle onu söyleyelim ama bir sıraya göre gideceğiz. 23 Mayıs'ta saat 16'da pazar günü Atalanta Milan mücadelesi var ve hafta arasında çarşamba günü bunlar bir de kupa finali oynayacaklar. Biliyorsunuz tabii ligdeki durum ayrı, kupadaki durum ayrı. Şimdi şöyle baktığımız zaman Atalanta'nın ikinci sıradaki yeri garanti gibi ama Napoli'nin yetişme şansı var. Sonuçta ne olursa olsun Juventus'un da hala ilk 3'e girip Şampiyonlar Ligi'ne gitme gibi bir hedefi var. Juventus kazanmak isteyecektir yani kupadaki sonuç ne olursa olsun. Juventus'un kazanmak zorunda olduğu mücadele ama Atalanta her zaman zorlamıştır Milan'ı. Ve daha ilk maçında da yenmişti 1-0 biliyorsunuz. Bilmiyorum kupa nasıl olacak. Ben bir beraberlik bekliyorum oradan ama burada Atalanta yenerse maçın favorisidir şaşırmam. %44 oynanma yüzdesi var. Milan'ın da kazanması lazım. Pardon özür dilerim ben demin Juventus mu dedim ya özür dilerim. Herhalde Juventus dedim şu anda. Milan maçından evet Milan'ın da yine aynı Juventus gibi ilk 3'e girme şansı var aslında aynı şeyleri söyledim de takımın adını yanlış söyledim herhalde Milan'ın da ilk 3'e girip Napoli'nin önüne geçip işte ilk 3'te bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım Cagliari ile de en son berabere kaldı ve Milan'ın dengesiz sonuçlar alabildiğini de biliyoruz yani sonuçta yenebilir mi Atalanta'yı yenebilir Atalanta %44 ben bir de Milan galibiyetini aldım 1-2'ye gittim yani en az 2 tercih yapılmalı bana göre ben her zamanki gibi yine 256 aldım param varsa bunun aynısını oynuyorum yoksa 1-2 tercihleri oynuyorum biliyorsunuz o yüzden 1 ve 2 aldım aynı fikirde olanlar değerlendirebilirler oynanma yüzdeleri birbirine yakın zaten Bologna Juventus maçında yine Juventus'un az önce anlattığım gibi ihtiyacından dolayı artık puan kaybına tahammülü yok Bologna'da zaten baktığımız zaman
Ligde herhangi bir hedefi olmayan orta sıralarda bir takım. O yüzden Juventus'un kazanması normal sonuç olacaktır. Sürpriz beklemedim. Direkt 2'yi aldım. Inter-Udinese mücadelesinde yine Inter şampiyon olduktan sonra yine oyunu bırakmadı. En azından oyun olarak hala maçlara asılıyor. Her ne kadar son maçta Juventus'a karşı kaybetmiş olsalar da değişik bir maç oldu. Penaltılar, kırmızı kartlar falan falan ama Udinese de burada rahat bir takım. Inter'in normal yenebileceği bir takım ve artık ligde son maçlar oynanıyor. Son maçını da Inter galibiyetle tamamlayacaktır diye yine sürpriz aramadığım maçlardan biri Juventus gibi. Bunu da direkt bir aldım. Napoli-Verona mücadelesi. Burada da baktığımız zaman yine Napoli Milan'a geçilmemeye çalışıyor. Juventus'a geçilmemeye çalışıyor. Yerini korumaya çalışıyor ve burada mutlaka kazanması lazım. Üçüncü sıradaki yerini koruması adına, Şampiyonlar Ligi adına ve onlar da rakiplerine baktığımızda Verona'da yine aynı Bologna gibi orta sıralarda yer alan bir takım. Onlar da herhangi bir hedefleri yok. Napoli son maçını yine kazanarak Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumak isteyecektir diye burada da sürpriz aramadım. Bunu da tek bir geçtim. Şimdi sürpriz aradığımız maçlara geleceğiz. Sassuolo-Lazio mücadelesi mesela. Serie A'da yine baktığımız zaman Sassuolo ligin yine kalbur üstü takımlarından ve iyi performans gösteren zaman zaman büyüklere kafa tutabilen bir takım. Lazio'ya baktığımız zaman o da hedefsiz kalmış durumda. Ama onun bir maçı eksik. Hafta içi de Torino ile oynayacak. O maçı yenerse 70. Bunu da yendi diyelim. 73 hiçbir şekilde Avrupa potasına gidemiyor. Sassuolo da iki takım da rahat yani. Burada sürpriz aramaya müsait mi? Müsait bana göre. Lazio da zaten güven vermiyor son maçlarında biliyorsunuz. Roma'ya da yenilmişti ve burada %22 oynanma yüzdesiyle Sassuolo galibiyeti ve %22 yine oynanma yüzdesiyle beraberliği aldım. Ben 1 ve 0 aldım. Lazio'ya gitmedim ama dediğim gibi geçen Toto bülteninde de dediğim gibi hangi maçta stratejik olarak sürprize gittiğimi Toto açısından söylüyorum. Lazio'nun yenmesi normal sonuçtur. İsteyen gidebilir yani bütün favorileri ama ben bu sürpriz aranması gereken ilk maç olarak bunu olarak gördüm. Atalanta Milan maçında da Milan'ın kazanması biraz %35'e sürpriz gibi ama burada sürpriz aradım. 1 ve 0 aldım. Sassuolo galibiyeti ve beraberlik olarak. Real Madrid-Villarreal mücadelesi. Mesela İspanya'ya geçtik şimdi. Burada da baktığımız zaman yine son maçlar oynanacak ve Real Madrid kazanıp Atletico Madrid'in puan kaybını beklemek zorunda, yenmek zorunda. Ama Villarreal de gayet formda bir takım ve en son Sevilla'yı yendiler. Onlar da 6. sırada bulunuyorlar ve arkadan Real Betis geliyor. Yani eğer yenilirlerse ve Real Betis yenerse Avrupa hayalleri suya düşecek. Real Madrid yenemezse, Atletico Madrid puan kaybederse şampiyonluktan olacak. İki takım adına da çok önemli bir mücadele ve Real Madrid'in bu tür maçlarda hata yapabilme riskini görüyoruz ve orada çok güzel %11 ile beraberlik riskini de alacağım ben. Yani Real Madrid çünkü gelecek sonuça göre oradan aynı anda oynanacak ya maçlar. Atıyorum Atletico Madrid öne geçti 2-0 moralmen çökebilir. Villarreal ilk golü atabilir. İşte beraberlik aldım yani. Villarreal galibiyeti almadım da %81 ile Real Madrid galibiyetini bir aldım. Normal sonucu bir de %11 ile Villarreal aldım. Yani Sassuolo galibiyetiyle Villarreal beraberliği gelirse zaten öne çıkacağız yani. %11 oynanma yüzdesi var. 1 ve 0 öneriyorum Real Madrid'e. Yani ben bu şekilde aldım. Celta Vigo Real Betis'e baktığımız zaman yine şöyle bir baktığımızda Real Betis'in dediğim gibi Villarreal'in yenilmesi lazım. Real Madrid'e ve Real Betis de Celta Vigo'yu yenerse onlar da Avrupa potasına giriyorlar bu son maç öncesinde. O yüzden Real Betis'in mutlaka yenmesi gereken bir mücadele. Celta Vigo'nun bir amacı yok artık. 8. sırada rahat konumdalar. Onlar da rahat bir futbol oynayacaklardır. Sürpriz çıkma ihtimaline karşı ya burada Celta Vigo'yu çok oynamışlar. Neden oynamışlar anlamadım. Bilmediğim bir şey mi var ama ya da Betis'e mi güvenmiyorlar? Ne var? Ben Betis'in en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. %28'lik oranıyla maç sonu 2 ve %29'luk oranıyla oynanma yüzdesiyle 0'ı aldım. 0 ve 2 öneriyorum. Yine bu Bilyoner Nesine gibi sanal bayilerden oynanma yüzdelerine bakabiliyorsunuz. Toto programında biliyorsunuz. Bunları da bilmeyip her hafta soranlar oluyor. Ben 0-2'ye gittim. Ya benim düşüncem o şekilde. Yüzdeler de güzel. Aston Villa-Chelsea mücadelesine baktığımızda şimdi İngiltere'de de hafta içinde maçlar oynanacak biliyorsunuz ve o maçlarda alınan puan durumuna göre Chelsea, Liverpool, Tottenham arasında Avrupa mücadelesi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri var. Artık son maçlarını hep kazanmak zorunda. Hafta içi de kazanmak zorunda, bu maçı da kazanmak zorunda. Burada baktığımız zaman Aston Villa ile oynayacak. Aston Villa'nın da zaman zaman tehlikeler yaratabildiğini ve sürpriz sonuçlara imza attığını biliyoruz. Chelsea'nin mutlaka kazanmak zorunda olduğu mücadele. Evet, normal sonuç Chelsea'nin kazanmasıdır. Evet, ama hafta içinde puan kaybettiyse Liverpool onun önüne geçtiyse belki UEFA'ya da düşür. Yani en sonu kazanmak zorunda ama Toto açısından baktığımızda Aston Villa beraberliği de çıkabilir mi? İlk golü bulursa hele çıkabilir diye. Burada bir hakkımı kullandım. Bir hakkımı da burada kullandım. Yani Chelsea galibiyetinin yanına beraberliği de aldım. Aston Villa galibiyeti beklemiyorum ama beraberlikte bir sürpriz çıkabilir. %13 oynanma yüzdesi var. 0-2 aldım. Bunu da 256'lık
kuponumda. Leicester City Tottenham mücadelesi. Leicester'ın favori olduğu bir mücadele. Ve Leicester City de ligde 3. sırada. Arkasında Chelsea var. Bunlar da bir sıra bile önemli biliyorsunuz. Milyon puanlar dönüyor yani. Tottenham'ın da mutlaka kazanması gereken mücadele. Arkadan West Ham geliyor. Onlar da Avrupa potası için iki takım da kazanmak zorunda ve kıyasladığımız zaman gollü bir mücadele olabilir. Yani alanın götürebileceği bir mücadele olabilir. Hani 1-0 öne geçip ondan sonra 2'yi bulurlarsa öbürü geri dönemez gibi 1 ve 2 şeklinde değerlendirin. Tottenham galibiyetinin de oranı %30, Leicester'da %46. Burada en az 2 tercih yapılmalı. Yine sürpriz çıkabilecek maçlardan biri, belirleyici olacak maçlardan biri. En az 2 tercih yapılmalı. Ben 1 ve 2 ile aradım. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama birinden biri kazanacaktır diye tercih hakkımı kullandım ben. Liverpool Crystal Palace mücadelesine baktığımız zaman yine hafta arası maçları olan takımlardan biri. Orada 37. maçını oynayacak. Bu son maçı 38. maçı olacak. Liverpool'da yine Avrupa Kupası kovalıyor tabii. Şampiyonlar Ligi kovalıyor. Ve Crystal Palace'da derbide Arsenal'le oynadıktan sonra buraya gelecek. Rahat konumdalar. Liverpool bize güven verdi mi sezon boyunca? Vermedi. Sürpriz aramayacak mıyız burada? Tabii ki arayacağız. Liverpool galibiyetini aldım. %87 ile ama son maçlarında biliyorsunuz Alisson Becker'in kornerden attığı golle yırttılar yani. Galibiyeti alabildiler. Burada da son dakikalara berabere girerlerse öyle kalabilir diye %7, bakın %7 oynanma yüzdesiyle burada da bir beraberlik de aldım Liverpool galibiyetinin yanına. Ve altını çizdiğim maçların yüzdelerine dikkat edin. Bunlardan 3-4 tanesi, 5 tanesi gelse çok para kazanırız. Aynı kolona denk getirebilirsek. O yüzden 1 ve 0 aldım. Burada aynı fikirdeyseniz burada da sürpriz arayın derim ben. Manchester City-Everton mücadelesi, tabii lider Manchester City, hatta şampiyon Manchester City. Burada aslında direkt 1 geçtim ama hani hiç burada konuşmaya gerek yok. Everton'un bir şeyi yok biliyorsunuz ama kazanamaz dediğimiz, daha geçen hafta oldu işte Everton mücadelesinde dedim ya, ben 1 ve 0 alıyorum ama Everton her zaman bizi ters köşe yapıyor. İstiyorsanız siz 1-2 alın dedim ben 1-0 alırken, Everton yine yendi. Burada Manchester City'ye zorluk çıkarabilir mi? Normalde City rahat yener. Şampiyonluğu zaten ilan etti. Son maçını kazanmak isteyecektir. Evet. %74 oynanma yüzdesi var. Onu bir aldım ama rakip Everton olduğu için, kazanamaz dediğimiz maçları kazandığı için ve burada Everton bir şey yapamaz, rakip yener dediğimiz zamanda da Everton yendiği için, Everton'ın adından korktuğum için daha doğrusu, bir de sürpriz olarak sıfırı da yazdım. %14 oynanma yüzdesi var. Hatta inşallah bu maç berabere biter. Liverpool maçıyla beraber diyelim ki birçok kişi devre dışı kalır. 1 ve 0 öneriyorum yani City maçında. Kafanıza yatıyorsa, yatmıyorsa direkt City galibiyetini alın geçin. Ama siz bilirsiniz, Everton beni tırstırıyor bir kere. Her neyse, Wolverhampton Manchester United mücadelesinde Manchester United ikinciliği garanti zaten. Burada bir sürpriz aramadım ben. Wolverhampton'a da baktığımız zaman orta sırada rahat bir takım. Hani yense bile belki bir sıra, Aston Villa'nın performansına göre belki bir sıra ilerleyecek hafta arasındaki maça göre, ama ben Manchester United'ın performansına güvendiğim için burada sürpriz aramadım. Direkt 2 geçtim. Yani ya Manchester United'da 0-2 arayıp City'yi 1 geçecektim, ya da City'de 1-0 arayıp United'ı tek geçecektim. Aralarında kaldım. Dedim Everton'un oynanma yüzdesi, yani Everton beni daha çok korkuttu Wolverhampton'dan çok, ve Manchester United'a da güvendiğim için direkt 2 aldım. Bütçesi olanlar soracak olurlarsa beraberlikte yine sürprizi de arayabilirler diye düşünüyorum. Ben United'ı tek aldım 2 olarak. Gelelim Almanya'daki sonuç mücadeleye ve Toto'nun ilk maçları. Cumartesi 16.30'da oynanacak. Şimdi Dortmund Leverkusen. Bir kere Dortmund bana çoğu zaman yanıltmadı. Son zamanlarda her zaman performansı yüksekti biliyorsunuz ve 3. sırada bitirmek isteyecek. Arkasından Wolfsburg geliyor. Bunların da son mücadelesi olacak artık ve kazanmak için oynayacaktır. Leverkusen'e baktığımız zaman onların da arkasındaki Union Berlin tarafından geçilme şansları yok ve önündekini de geçme şansı yok. Hani Leverkusen'in öyle kafası rahat yani. O yüzden burada da sürpriz aramadım. Dortmund galibiyeti aldım geçtim. Sürpriz arayanlar en fazla beraberlikle arasınlar diye öneriyorum ama ben tek aldım. Dortmund'un galip geleceğini düşünüyorum. Maç sonu bir, yani sadece 1 olarak işaretledim %75 oynanma yüzdesiyle. Union Berlin Leipzig mücadelesinde mesela bir tane sürpriz aradım. Leipzig çok güven vermediği için son zamanlarda ve ikinci sıradaki yeri de garanti olduğu için Union Berlin'in de baktığımız zaman dediğim gibi Avrupa potasına girme şansı yok görünüyor. Rahat bir takım ve Leipzig de çok güven vermediği için ve son maç olduğu için belki bir sürpriz çıkar, biraz da Toto açısından düşünerekten sıfırı da aldım. 0 ve 2 aldım Leipzig maçına. Sıfırın oynanma yüzdesi %16, bakın yine çok güzel. Bu dediğim 5-6 maç, yani sürpriz aradığım 5-6 maçtan biri de bu. İnşallah berabere biter. 0 ve 2 aldım. Son olarak Wolfsburg-Mainz mücadelesine baktığımda, Mainz'i de en son Dortmund karşısında izlemiştik. Yine bir şeyler yapmaya çalıştılar. Penaltıdan bir gol buldular ama hani Dortmund'a kafa tutamadılar. Wolfsburg'a da kafa tutabileceklerini sanmıyorum. Wolfsburg'un da Frankfurt tarafından geçilme ihtimali yok. 4. sırayı garantiledi gibi ama Dortmund'un puan kaybına karşı onlar da yine yenerek bitirmek isteyeceklerdir. Belki 3. sıraya
çıkarım diye. Mainz takımı da baktığımız zaman düşme çıkma korkusu da yok. Burada Wolfsburg'un performansına güvenerek onu da tek geçtim. Hani Wolfsburg Mainz'da mı 1-0 arasam, Leipzig'te mi 0-2 arasam diye düşünürken dediğim gibi Wolfsburg'a kendi sahasında güvenip Leipzig maçına 0-2 koydum. Yine 256'ya çok güzel cuk diye oturttum. İnşallah düşündüğüm gibi olur. En az 12-13 hedefliyorum bu kuponda ve hayırlısı. Siz de birkaç tane sürprizi değiştirerek bazı maçlarda favoriye giderek inşallah yine bu haftada sürprizli bir hafta olsun abi. Bütün böyle saydığım takımların zaten çoğu favorilerin yenebileceği takımlar biliyorsunuz. Ben 5-6 maçta sürpriz aradım. İnşallah o sürpriz aradıklarımda o %'ler, %7'ler, %11'ler, %14'ler 4-5 tane gelse yeter zaten. İnşallah o şekilde olur. Benim düşüncelerim bu şekilde. Yine videolarınızı telefonunuzu yan tutarak gönderebilirsiniz ve Toto canlı yayınımızda yayınlarız. Like'larınız için çok teşekkür ederim. Yine aşağıda like'larınızı, beğenilerinizi yaparsanız ve sürpriz aradığınız maçları yine yorumlara yazarsanız teşekkür ederim. Hepsini okuyup kalp bırakmaya çalışıyorum. Yapamazsam da kusura bakmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu Toto videosunu da böyle geçirdik. Hepinize bol şanslar diliyorum. Like yapmayanın kuponu 12'de kalsın. Hadi bu sefer en azından ufak bir şey alsınlar. Sanki benim devamlı oluyor. Hadi hoşçakalın. Bol şanslar.